Gerekli telefonları açtım. Jandarma komutanı yardımcı olacağını söyledi. Âlâ. Gitmeden önce size küçük bir hediyem var. Hediye mi? Evet. Bugün Serap'ın doğum günü değil mi? Ben bunu kabul edemem. Lütfen beni kırmayın. Ben bunu kabul edemem Orhan Bey. Lütfen ısrar etmeyin. Peki. Bir gün almanız umuduyla. Yarın sabah ilk iş jandarmayı alıp köye gideceğim. Merak etmeyin. En kısa sürede çözülecek bu durum. Teşekkür ederim Orhan Bey. Rica ederim. İyi geceler. Size de. Beyim. Sen bin ol. Beyim, ben size bir şey söylemek istiyorum. Bugün köy kahvesine kadar gittim. Malumunuz, Serap Hanım'ın tarlaları geri aldığını Sahar Sultan bile duymuş. Sadede gel. He. Şimdi ben biraz böyle etrafı kolaçan edeyim. Hem de kulaklarımı iyice bir açayım istedim. Aa, iyi ki de açmışım. Bu köylüleri kudurtan hep Kemal. Kendi gözlerimle gördüm. Kendi kulaklarımla işittim. Şimdi beyim, besbelli bu iş iyice kızışacak. Sizin de şöyle köylünün dilinden anlayan birine ihtiyacınız var. Değil mi? O biri sen misin? Canım şimdi... ben yani ihtiyaç duyarsanız aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Yani şimdi Maşa'yı biliyor musun? Maşa. Şimdi Maşa varken ateş elden tutulur mu? Değil mi? Tutulmaz. O Maşa sen mi olmak istiyorsun? Siz de karşılığında Serap Hanım'a benim tekrardan çiftçi başı olmam gerektiğini söylersiniz. Değil mi? Ona bakarız. Allah razı olsun. Bundan böyle her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Doğru. O kadından her şey beklenir. Bir an evvel hasatı toplamalıyız. Kemal kardeş, keşke sen karının yanına gitseydin. Ben buradayım nasıl olsa. Yok Yılmaz. Bu mesele çözülene kadar buradayım. O gece de gelmez artık. Dedim ya sana, sabaha kadar dua ettim diye. Yüce Rabbim bu dualarımı kabul etti. Bak salıverdi başımızdan bu musibeti. Benim nefesim kuvvetlidir. Erenler kuvvetli. Bize ellemez artık. Hiçbir şey edemez. Hadi bakalım. Sen de o tabancayı bırak artık, tamam mı? Bırak. Bugünden gelmedi ama bunun yarını var, öbürsü günü var. Ha? He, yani bura açıldığından beri her gece, her gece gelmiyor mu zaten bu ayu? He, geliyor. Ayu ola ayu. He, bak bu gece gelmedi. Belki de daha kaymaklı bir kapı buldu da gelmedi. En iyisi sen o tabancayı ver, ver başka birine. Yılmaz.
Kolay gelsin. Hakkınızda şikayet var. Ne şikayetiymiş ha? Bu yaptığınız fuzulen işgale giriyor. Tapular Serap Hanım'a ait. Serap Hanım'ın izni olmadan bu topraklara mahsul ekemez, mahsul toplayamazsınız. Daha mahsulü kaldırmadık komutanım. Sedat Bey zamanında ektiydik. Hakkımız değil mi toplamak? Efendiler, bu toprakların tapularını Serap Dinç Aslan satın almış. Buralar onun malı. Bahele komutan, topraklara tapu gerekseydi Allah toprağı yaratırken tapusunu da verirdi. Anlaşmaya yanaşmazsanız mahsulünüz ziyan olacak. Serap Hanım hem mahsulün toplanması hem de tarlaların sökülmesi için size ayrıca para öneriyor. Parası onun olsun. O halde olacaklara razısınız. Fuzulen işgalden bizi mahkemeye vermekten başka çare bırakmıyorsunuz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Kemal, bu inadınızın kimseye faydası olmaz. Mahkeme kararı çıktığı anda sizi buradan zorla tahliye etmek durumunda kalacağım. O yüzden kimsenin canı yanmadan uzlaşmaya bakın. Kanunla baş edemezsiniz. Gidelim. Al bakalım oğlum. Al bakalım. Oo, aferin oğluma, aferin. Güllü, bu toprağı işi nereye varacak? İyice düşündün mü? İnsanların bedduasını, ahını almak iyi bir şey değil kızım. Sen karışma ana. Güllü, bak aklıma ne geldi. Bugün Muzaffer Ali'yi alıp şöyle bir nehir kıyısına gideyim. Havalar serinlemeden hava alsın çocuk. Evde çok huysuzlanıyor. Nehir mi? Nereden çıktı şimdi? Hiç. Öyle aklıma geldi. İstemezsen gitmeyiz tabii de böyle mis gibi nehir havası iyi gelir çocuğa diye düşündüm. İyi madem. Yasin Ağa'ya söyleyin götürsün sizi. Tabii. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.